noktayı sunar. Patron Mutfak'ta programına efendim hoş geldiniz. İşte yepyeni bir hafta ve yepyeni bir konukla karşınızdayız. TV.net ekranlarındasınız. Her hafta olduğu gibi yine bu haftada birbirinden kıymetli iş insanlarını sizlerle buluşturmaya, çok kıymetli başarı hikayelerini sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Ülkemizde her sektörde, ülkemizin ekonomisine, sosyal yapılanmasına, ülkemize hem gerçekten de ciddi anlamda katma değer sağlayan firmaları ve sektörleri sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Bu hafta yine böyle genç ve alanında başarılı bir şefimizle beraberiz. Asuman Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk Okan Bey. Nasıl keyifler? Her şey yolunda mı? Her şey yolunda, çok şükür, çok güzel. Harika. Kısaca seni de tanıyalım. Tabii. İzleyicilerimize tanıtalım. Asuman Nişancı. 8-9 yıldır yaklaşık bu sektörde çalışıyorum. Çok güzel. Son 6 yılını profesyonel bir şekilde yapmaya başladım. Aşçılık ve turizm mezunuyum. Çok güzel. O şekilde. Harika. İnşallah bu hafta nasıl bir menümüz var? Bugün ayva dolması yapacağız size. Çok ondan güzel. Sonra da kuru kayısı tatlısı yapacağız. Ayva dolması da kuru kayısı tatlısı da işte saray mutfağından. Yine saray mutfağının evet. Bir menüsü olacak. Hemen hemen her yörede olabilecek yemekler evet, değil mi evet. Bunlar? Evet, kesinlikle öyle. Çok güzel. Bugünkü konuğumuz da bildiğim kadarıyla Nevşehir yöresinden. Kendisini ben de takdim etmek istiyorum. Efendim, Karmot Prefabrik Yapı Teknolojileri bugünkü programımızda ülkemizde değil sadece dünyada da artık çok fazlasıyla tercih edilen, çok fazlasıyla kullanılan ve hemen hemen her alanda karşımıza çıkan o kolay yapı sistemlerinin ve pratik yapı sistemlerinin Türkiye'deki öncü firması ve bu öncü firmanın da yönetim kurulu başkan yardımcısı Sayın Mehmet Çankaya Beyefendi'yi alkışlarınıza yanıma davet ediyorum. Mehmet Bey buyurun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şöyle pandemiselerim. Sağ olun. İyisiniz. Sağ olun, siz değilsiniz. Sizler deyiz. Sağ olun, teşekkür ederiz. Şöyle hemen evet, bu hafta bordo tezgahının önündesiniz. Evet. Nasıl keyifler? Her şey yolunda mı inşallah? Her şey yolunda. Teşekkür ederim. Ne kadar pozitifsiniz öyle. Sağ olun. Allah razı olsun. Hep böyle misiniz yoksa? Hep böyleyimdir. Evet. Gerçi aslında sosyal medyadan da takip ettiğim her fotoğrafınızda maşallah pozitif ve enerji dolusunuz. Evet. Bu biraz da böyle işinizi herhalde aşkla yapmanızla alakalı olabilir mi? Tabii işimizi çok seviyoruz. İşimize aşığız. Sevdiğimiz için de zaten başarı geliyor. Bu hafta biz ilk defa yaklaşık uzun zamandan beri ikinci sezondayız. Patron Mutfak'ta programında bu sektörü ilk defa yani konuk alıyoruz. Gerçekten de hayatımızı kolaylaştıran bir sektör aslında. Yani inşaat sektörü diyemiyoruz değil mi bunun adına? Yok değil tabii ki. Biz hazır yapı evleri ve hızlı ve pratik konutlar üretiyoruz. Ve bu da 4 günde, 5 günde, 6 günde insanları ev sahibi yapıyoruz. Ne kadar güzel ya. Bütün evet. Bu detayları konuşacağız. Bugünkü programımızın hem ana şefi de sizsiniz. Evet, teşekkür Mehmet ederim. Bey. O yüzden sizi böyle önlüğünüzle taşlandıralım. Evde falan hiç mutfağa giriyor musunuz? Hafta sonları giriyorum. Hafta sonları giriyorsunuz hafta yani. Hafta sonları giriyorum. Hanımefendiye mutlaka yardım tabii, ediyorsunuz. Tabii, aynen. Mutlaka. 96'da da babamız bize devretti şirketi. Çok güzel. Bu 300-350 metrekarede olan şirketi şu anda 30 bin metrekarede tek şirketken şu anda 7-8 tane şirkete dönüştüm. Kadar ulaştırdık. Şu harika. Anda 130 ülkeye ihracat yapıyoruz. Harika, çok aşağı güzel. Aşağı yukarı yurt dışındaki yatırımlarımızla beraber 600 kişiye istihdam sağlıyoruz. Pandemiyle beraber prefabrik sektörüne ciddi bir talep arttı. Bu taleple beraber tabii malum biliyorsun İstanbul ilk defa bir göç vermeye başladı. Bunun sebebi de pandemi. Şu anda talep %400. Arsası,
yani tarlası, bahçesi veya arazisi olanlar hep Anadolu'ya kaçmaya başladı. Çünkü yani köylere geri mi geri dönmeye başladılar? Çünkü orada bir meşguliyeti olacak. Orada vatandaşların. Ve bu şekilde ciddi bir ev talebi var. Şu anda da evlere biz yetişemiyoruz şu anda. Evet hanımefendiler, beyefendiler, değerli konuklar. Programımızın ana şefi önlüğünü giydi. Artık programın konsepti gereğince bugünkü ana şefimiz sizsiniz. Bizim şefimiz de size yardımcı olacak. Merhaba şef. Birlikte bir saray mutfağına ait ayva dolması ve bir de kuru kayısı tatlısı program boyunca hem elimiz çalışacak hem de izleyicilerimizle dolu dolu hem sektörü konuşalım. Bu sektörün yani dinamikleri nedir, faydaları nedir, avantajları nedir? Gerçekten de böyle gizli bir güç. 4-5 günde insanları ev sahibi yapıyorsunuz. Fakat gerçekten de dayanıklı mı, kullanışlı mı? Yani ben böyle halk tarafına geçip o bazda size sorular soracağım. Hı hı. O yüzden önce sizi tanıyalım. Tamam. Önce firmayı tanıyalım. Sonra yavaş yavaş programımıza başlayalım. Bu arada siz neyle başlayacaksınız şefim? Ayva dolmasıyla başlayacağım. Öncelikle ayvaları oyacağım. Çok sonra limonlu suda haşlayacağım. Ayvaları oyalım. Tamam. Ondan sonra da zaman zaman ben size topu atacağım zaten. Tamamdır. Ayva dolması. 6 adet ayva. İç harcı için 1 adet ayva rendesi, 2 adet soğan, 1 çay bardağı haşlanmış pirinç, 300 gram kıyma, 1 çay bardağı kuş üzümü, 1 çay bardağı soyulmuş çiğ badem, 1 çay bardağı tuzsuz Antep fıstığı, 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 yemek kaşığı zeytinyağı, tuz, karabiber ve kimyon. Hazırlanışı. Önce ayvaların içini oyuyoruz. Kaynamış suda yaklaşık 30 dakika haşlıyoruz. Ayrı bir tavada doğradığımız soğanları kavuruyoruz. İçine sırasıyla kıyma, rendelenmiş ayva, pirinç, badem, kuş üzümü ve Antep fıstığını ekliyoruz. Baharatlarını da ekledikten sonra 10 dakika daha kavurup altını kapatıyoruz. Haşladığımız ayvaların içini hazırladığımız harçla doldurup tepsiye diziyoruz. Fırında yaklaşık 20 dakika pişiriyoruz. Kuru kayısı tatlısı. 30 adet kuru kayısı, 200 gram toz şeker, 2 bardak su, 1 su bardağı çekilmiş ceviz, 1 su bardağı Antep fıstığı ve 200 gram kaymak. Hazırlanışı. Su ve şekeri bir tencereye alıyoruz. Kaynayan suya kuru kayısıları ekliyoruz. Yaklaşık 10 dakika kadar şekerli suda haşlıyoruz. Haşlanan kayısıları sudan çıkarıyoruz. Daha sonra sırasıyla kayısıların içini açıp kaymak ve ceviz koyuyoruz. Dışını da Antep fıstığıyla süslüyoruz. Kayısılar bitene kadar bu işleme devam ediyoruz. Mehmet Çankaya, 1974 İstanbul, Pendik doğumluyum. Aslen Nevşehirliyim. Bir göçmenlik var mı Nevşehir'de? Yok, Nevşehirlik yok. Anne baba aslen Nevşehirli. Yani Bosnalı, Moslalı o taraftan? Yok. Orijinal Nevşehirli. Balkanlardan gelmedik yok, yani. Yok, gelmedik. Annem babam Nevşehirli. 1900 babam 55'lerde İstanbul'a yerleşmiş. İşte esas ana işimiz biz biliyorsun Nevşehirliler çoğunlukla hurdacı olur. Biz hurdacılıkla başlamışız. İlk babam. Sonra 86'ya kadar hurdacılığı yapmış. 86'dan sonra da sektör değiştirmeye karar vermiş. Verdikten sonra da şimdiki işte prefabrik, konteyner, kulübe üretimine geçiyor. Nasıl bir bakış açısı ya o dönemlerde? Hani böyle bir ihtiyacın olabileceği, yarın öbür gün böyle bir sektörün gerçekten de bir lokomotif gibi dünyada çok makbul olacağını bir yerde mi görmüş? Ya babamın tabii ufku çok geniştir. Hala proje üretir. Hala bize der ki şu işe de girin. Artık baba diyoruz yetişemiyoruz, enerjimiz yok. Olsun girin, işte birkaç kişiye daha istihdam sağlarsınız diye. Böyle bize hep heyecan veriyor. Allah razı olsun. Allah hayırlı uzun ömürler versin. Babamız sağ gelir gider. İki kardeşsiniz herhalde. Abi kardeşiz biz. Abim var Mesut Bey. Onunla beraber. 96'da da babamız bize devretti şirketi. Çok güzel. Bu 300-350 metrekarede olan şirketi şu anda 30 bin metrekarede. Tek şirketken şu anda 7-8 tane. Şirkete dönüştüm. Kadar ulaştırdık. Şu harika. Anda 130 ülkeye ihracat yapıyoruz. Harika, çok aşağı güzel. Aşağı yukarı yurt dışındaki yatırımlarımızla beraber 600 kişiye istihdam sağlıyoruz.
Çok güzel. Yani böyle bir firmayız. Peki şimdi yani burada prefabrik deyip geçmemek lazım. Tabii. Yani bunu kendi alanında da siz hem prefabrik yapılar, hem konteynerler, hem modüler kabinler, hem de ev konseptinde böyle aslında kategorileri ayırmış durumdasınız. Hı hı. Ve Türkiye'nin birçok yerinde aslında hepimizin belki çok sık gördüğü, fakat çok da böyle hani algılayamadığımız, işte şantiyeleri siz yapıyorsunuz, şantiyelerin kurulmalarını siz yapıyorsunuz. Belki Allah tabii ki gecinden versin, deprem bölgelerindeki sonrasındaki o prefabrik evlerin oluşumunu, kurulumunu, yani söyleyebileceğimiz ve karşılaşabileceğimiz o kadar çok şey var ki, belki de her gün karşılaşıyoruz. Ama o algıyı, ne olduğunu, nasıl olduğunu bugün sizlerden dinlemek istiyoruz. Şimdi şöyle söyleyeyim. Tabii ki bu pandemiyle beraber prefabrik sektörüne ciddi bir talep arttı. Bu taleple beraber tabii malum biliyorsunuz İstanbul ilk defa bir göç vermeye başladı. Bunun sebebi de pandemi. Pandemiyle beraber tabii ki konut talepleri de aşırı derecede arttı. Şu anda talep %400. Arsası, yani tarlası, bahçesi veya arazisi olanlar hep Anadolu'ya kaçmaya başladı. Çünkü yani köylere geri mi dönmeye başladılar? Geri dönmeye başladılar. Çünkü orada bir meşguliyet olacak. Orada vatandaşlar. Ve bu şekilde ciddi bir ev talebi var. Şu anda da evlere biz yetişemiyoruz şu anda. Aynı şekilde prefabrik şantiye binaları diyoruz ya. Evet. Şantiyeler işçilerin kalacağı, ondan sonra mühendislerin kalacağı, ondan sonra yine çalışanların yemeklerini yiyebileceği veya yatabilecekleri yatakhanelere kadar biz yapıyoruz. Mesela 3. Havalimanı'ndan tutun, Mersin'deki Akkuyu Termik Santrali'ne kadar, ondan Stok Araba Fabrikamız Gemlik'teki, onun şantiyesine kadar, yeni şu anda yapılan, Şahdeniz 2'sinin Avrupa'ya uzanan doğalgazına kadar, hep ilk derde biz karmot olarak biz varız. Çok güzel. Bu arada şefim... Ben ayvaları koydum. Evet. Kaynıyor. Şimdi soğanları doğramaya başlayacağız iç harcını hazırlamak için. Tamam. Başlayalım mı? Tamam, başlayalım. Tamam, o zaman şefime de Mehmet Bey'e de bir tane soğan doğratalım. Aldım. Tamam, süper. Hem soğanımızı doğrayalım hem sohbetimize devam edelim. Tamam. Şimdi ben şunu çok merak ediyorum. Şimdi tamam, izleyicilerimiz yani prefabrik ev, Doğukan Bey, evet, ne kadar kullanışlı, gerçekten ne kadar ömürlü. Yani şimdi bir prefabrik nasıl bir sistemde yapılıyor? Nasıl bir malzemeden oluşturuluyor? Ya çünkü artık böyle lüks konutlar da villalarda yapılıyor bildiğim kadarıyla. Ve çok da Avrupa'da ve dünyada acayip popüler. Bizim Türkiye'de de benim mesela bazen bazı ormanlık bölgelerden geçiyorsunuz. Evet. Ve prefabrik ama acayip lüks villalar görüyorsunuz. Ve böyle çiftlik evleri görüyorsunuz. Yani bize biraz böyle detaydan bahsedebilir şöyle misiniz? Şöyle anlatayım. Prefabrik, yani kaç metrekareye kadar yapılabiliyor bu? Prefabrik evleri biz çoğunlukla 40 metrekareden 250-300 metrekareye kadar tek katlı, çift katlı, 2,5-3 katlıya kadar yapılabiliyor. Malzemesi nedir efendim? Bunların şu anda taşıyıcıları çeliktir. Sonra fiber sement dediğimiz özel yonga levha vardır. Arasında da yine izolasyon malzemesi vardır. Bunların birleşimiyle oluşan yapı malzemeleridir bu. Bunların ömrü de 35 sene ile 50 sene arasında değişebiliyor. Ve dayanıklı olarak da depreme dayanık olarak da yani 7,5-8 şiddeti depreme de dayanıklı. Yani normal bir binadan, normal yapılan bir binadan daha mı depreme dayanıklı ve daha mı güvenli? Ya şunu söyleyeyim, tabii statik olarak aynıdır. Ama bundaki rahatlık binaya göre, çünkü çok katlı olmadığı için yani biraz daha huzur veriyor insana. Hem estetik olarak hem de hem göze hitap ediyor. Göze hitap ediyor. Şu anda mesela kırsal kentleşme denen bir şey var, bir proje var, belki duymuşsunuzdur. Evet. Biz de onun bir parçasıyız aslında. Biz Anadolu'da kırsal kentleşme yapıyoruz şu anda. Evet, yani Anadolu'da da dediğiniz gibi o kırsal kentleşme noktasında prefabrik yapıların mı o da daha böyle tercih ediliyor şu daha anda? Daha çok tercih ediyor. Şu anda hem ekonomik olması hem de hızlı ve pratik olması. Çünkü müşteri hiçbir şekilde sıvasıyla, boyasıyla, elektriğiyle, suyuyla hiç uğraşmıyor. Hepsi siz mi yapıyorsunuz? Her şeyi biz yapıyoruz. Anahtar teslim mi? Yani su basmanı ve belediyedeki izni aldıktan sonra diğer gereçlerin hepsini biz
Yani A'dan şimdi bizi dünyanın birçok yerinden izleyen izleyicilerimiz, Anadolu'nun birçok güzel o coğrafyasından izleyenler, benim bir arsam var diyorlar şu anda. Hı-hı. Ben onları duyuyorum. Bizim bir arsamız var. Bu firmayla görüştük. En az 40 metrekare olması gerekiyor değil mi? Tabii, en aşağı 40 metre. Yani 1 artı 1 olmuş oluyor. O 1 artı 1'e giriyor. Evet. Yani tek kat olabiliyor, dubleks olabiliyor. Yani çelik de yapabiliyor. Çelik evler daha modern, daha evladiyelik. Onlarda 50 sene ömrü var mesela. Şu anda Kanada'da, Amerika'da, Avrupa'da çelik evler daha rağbet görüyor. Şu anda bizde de yavaş yavaş ona dönmeye başladı insanlar. Çünkü diyor ki ya ben diyor ikinci nesilde bırakayım bu evleri diyor. Şu anda mesela prefabrik 30-35 sene veya 40 sene dayanıyorsa bu 50-60 seneye kadar gidebiliyor. Yani içeride bildiğimiz mesela doğalgaz yakabiliyorsunuz. Doğalgaz yakabiliyorsunuz. Yani ne bileyim şömine koyabiliyorsunuz. Şömine kullanabiliyorsunuz. Yani her türlü gereçleri kullanabiliyorsunuz. Peki ısı yalıtımı noktasında ya, bir tedirginlik yaşamak. Ben size söyleyeyim. Nefesinizle bir de binanın içi ısınır o kadar. Yani, o kadar yani, mı? Serin, yani böyle bir tedirgin olmaya gerek yok o zaman hiç yani. Hiç olmaya gerek yok. Şu an dünyanın 130 ülkesine satıyoruz diyorum ya. Şimdi. Yani ve şu anda belki abartıcı Cumhurbaşkanı'nın baş danışmanı bile şu anda bizim evde oturuyor. O kadar Rize Ardeşen. Çok güzel. Peki şimdi bu soruyu da soruyorlardır eminim. Evet. Fiyatlar mesela ben merak ediyorum mesela 1 artı 1 40 metrekarelik bir arsamın üzerine yaptıracağım 1 artı 1 böyle şık bir prefabrik evin maliyeti nedir? Ya şöyle söyleyeyim. Kaçtan başlıyor mesela? Metrekaresi 1000 TL'den başlıyor. Betonarmeye göre 2,5 kat daha ekonomik. Ama daha hızlı, daha pratik, daha kalıcı, daha yani ekonomik. Metrekaresi? 1000 TL. Yani 40 metrekaresi 40 bin lira civarına geliyor. 60 metrekaresi 60 bin lira. Yani bu kadar makul. Yani 100 metrekare bir... 100 bin liraya mal oluyor. 100 bin liraya mal oluyor. Evet. Aslında çok da aşırı ucuz da değil, çok pahalı da değil yani mesela. Şimdi bir betonarme 100 metrekare 350-400 bin liradan değil aşağıya mi? Alamazsın şu an. En düşük semtten bile. En düşük semtte tabii bir 300-400 bin liradan aşağı gözden çıkaracaksınız. Alamazsınız. Siz 100 bin liraya ev sahibi yapıyorsunuz. Bir de her şeyini yaparak. Tabii her şeyini yaparak. Sıva derdiniz yok, badana derdiniz yok. Bir de estetiklik de veriyoruz binaya. Dış görselleri falan da çok estetik İçindeki olur. Mutfağına varıncaya kadar ya, mutlak mı? Bu özele giriyor. Çoğunlukla hanımlar kendileri yani zevkine göre yaptırdıkları için onları ona bırakıyoruz. Islak zemin ve mutfağını müşteriye bırakıyoruz. Evet. Onlar da fazla büyük bir şey tutmuyor. Toplasın 6-7 bin lirayı geçmiyor. Şefim, yalnız Mehmet Şefim soğanları... Sohbete daldı. Sohbete daldık ben şimdi buradayım. Şimdi evdeki tabii hanımefendi de geçer not verecek. Mehmetçim soğanları lütfen vallahi, güzel doğrar mısın diye. Hanım benden memnun. Artık şöyle düşünün. Her akşam eve gittiğinde soğan işi size de kalabilir yani onu da söyleyeyim. Yaparım yani ya. Bu önlükle beraber. Zevkle yaparım ya. Yaparsınız sıkıntı yok yani tabii. Çok güzel. Peki. Şimdi 4 tane evlat olunca erkek bir de ben 5. Oh 5 tane evde erkek var. Erkek var. Hanımefendi 5 tane erkekle ilgileniyor yani. Tabii Allah razı olsun ilgileniyor. Vallahi işi çok zor. Allah kolaylık versin kendisine. Şimdi 1986'dan beri tabii ki sektördesiniz. Peki Türkiye'de siz bu sektöre girdiğinizde var mıydı bu işi yapan? Tabii ki vardı. Vardı değil mi? Büyük firmalar vardı. Tabii ki sonuçta biz firma olarak şöyle söyleyeyim. Devamlı araştırmacıyızdır. Yurt dışında yeni teknolojileri takip edip ve ülkemize getiriyoruz. Ya bunu yapan ender firmalardan bir tanesiyiz biz de. Ve bu teknolojiyle yenilikler katarak firmaya şu anda biz lider konuma ulaştık. Öyle mi? Yani sektörü biz domine ediyoruz diyebiliyor musunuz? Şu anda domine ediyoruz. Yani ve şu anda yeni yatırımlarımız da var. Yani biri şampiyon belli, ikinci kim mi diyorsunuz? Yani onu demeyelim de. Yani tatlı rekabet. Yani rekabet beş, iyidir her zaman. Yani, çünkü yeniliğe açık oluyorsun o zaman. Şunu sormak istiyorum aslında. Bu sektörde güçlü ilk beşin... İlk üçteyiz diyebilirim. İlk üçtesiniz. Tabii. Türkiye'de. Kaç firma var yani ortalama? Ya toplasan tabii ki sayı çoktur ama böyle kurumsal ciddi tabii. Firma. Kendi kulvarınızda. 5 veya 6 tane. 5 veya 6 tane. Evet. Ben şöyle bir şey daha söyleyeyim. Biz Karmat olarak dijitalde çok iyiyiz.
Türkiye'de ve dünyada en çok ziyaret edilen web sitesiyiz. Günlük 10 bin ziyaretçimiz var. Yani günlük o kadar 10 bin ziyaret... dünyanın her yerinden. Tabii. Dünyada ve Türkiye'de diyorum. Şu anda en çok ziyaret edilen prefabrik, konti ve inşaat sektörü dahil. İnsanlar merak mı ediyorlar? Çok yani... merak ediyorlar. Çok. Aşırı derecede. Allah Allah. Ve sosyal medyada siz dediniz az önce. Evet. Oldukça aktifsiniz. Yani şu anda karmot olarak 1,5 milyon takipçimiz var. Organik takipçi. Organik tabii. Çok güzel ya. Yani böyle bir şey ama insanlar merak ediyor. Yeniliği de hep görmek istiyor. Gördükçe de tabii ki teknoloji gelişiyor ya. Evet. Ve eşine, dostuna, arkadaşına da tavsiye ediyor. Ve bunlar da aynı şekilde şu anda pandemiden dolayı hafta sonları ailesi çok çocuğuyla bizim şubeleri ziyaretlere geldiler mesela. Aynı anda 4 tane, 5 tane aileye böyle hizmet vermeye çalışıyoruz. Şimdi insanlar bazen şunu da merak ediyor olabilir. Mehmet Bey... kendi de böyle bir evde mi oturuyor mesela? Yani oturmayı tercih ediyor mu ya da oturuyor mu? Şu anda şöyle söyleyeyim. Şu anda kendim böyle bir evde oturmuyorum ama yazdığım böyle bir ev. Yazdığımız böyle bir ev. Gerçi artık böyle hani dediğiniz gibi yani yaz, kış böyle kavramı kalmadı. İnsanlar artık çok rahatlıkla evet. Yazlıklarına da gidip yılın 365 günde yaşayabiliyorlar. Tabii tabii. Yaşayabilir şu anda ve... Allah korusun. Sonuçta bizim Türkiye deprem bölgesi malum biliyorsunuz. Evet. Van depreminde ilk biz Van'da biz vardık mesela. Keza aynı şekilde Gölcük depreminde yine ilk biz vardık mesela. Orada da ciddi projelerimiz var. Aynı şekilde Düzce depreminde de biz vardık. Yani insanlara ciddi şekilde orada mağduriyetlerini giderdik mesela. Ve ilk Van'daki konteyneri veren firma biziz ve verecek yer yoktu. En sonunda Kızılay'a verdik. Kızılay o kadar çok memnun oldu ki Sayın o zaman Binali Bey Ulaştırma Bakanı'ydı ve beni gümüş bazalyayla onurlandırdı. Dedi ki ya o kadar hayır yapsanız dedi bu kadar kıymetli olmaz dedi Mehmet Bey dedi. Çünkü insanlar o zaman evsiz ve muayene edecek, insanları muayene edecek üniteler yoktu. Biz ilk üniteyi gönderen firmayız. Harikasınız, harikasınız. O zaman biz de şöyle yapalım. Efendim Patron Mutfakta programına kısa bir reklam arası vermek istiyorum ve reklamlardan sonra hem keyifli sohbetimiz hem de yavaş yavaş yemeklerimizi devam ettirmek istiyoruz efendim. Bizlerden ayrılmayın. Soprano Mutfak katkılarıyla Doğukan Erdem Kutlu ile Patron Mutfak'ta devam edecek. Soprano Mutfak katkılarıyla Doğukan Erdem Kutlu ile Patron Mutfak'ta devam ediyor. Efendim Patron Mutfak'ta programı reklamların ardından devam ediyor. Karmot, prefabrik yapı ve teknoloji anlamda da çok ciddi öncü bir kuruluş firmanın bugün yönetim kurulu başkan yardımcısı Sayın Mehmet Çankaya konuğumuz, Mehmet Şefimiz. Şimdi şöyle bir soru da aklıma geldi. Çok kolay tapuları alınabilen bir sistem midir? Yani siz mesela bunu... araziyle beraber de satabiliyor musunuz yani? Yani ben geldim size, hiçbir arazim de yok. Sizin bu şekilde bir arazinin üzerine yaptığınız ve birçok villa yapıyı da aynı zamanda böyle bir satış tarzınız da var mı? Yoksa sadece arsası olanı mı veriyorsunuz? Şöyle söyleyeyim, arsası olan müşterilerimize biz hizmet veriyoruz. Direkt olarak yani tapusuyla beraber herhangi bir şekilde bir satış uygulamamız yok. Çünkü, olabilir mi peki? Ya tabii ki ileriki zamanlarda toplu konut gibi böyle bir projeler olabilir. Yani bunu Anadolu'ya yani yaymak lazım. Evet, atıyorum mesela yani bir 50 dönüm bir arazide
Yani böyle 100 tane yaptığınız villa. O çok iyi. Prefabrik villa. Prefabrik olabilir, çelik ev olabilir. Çelik ev olabilir. Hı, yapılabilir. Yani bunu böyle buradan böyle komple satılabilir. İçine ara şey arsa payı da katılarak. Tabii o enerji projelerimiz de bunlar da var Tolkan Bey. Var değil mi? Var var. Yani yapmayı düşünüyoruz. Ve şu anda bu projelerimiz mesela yurt dışında daha çok yapıyoruz. Niye diye sorarsan şu anda iç piyasada ciddi bir rekabet var. Ama yurt dışında daha henüz bu daha çelik evi aç. Daha aç. Şu anda Afrika, Orta Doğu, ondan sonra Avrupa'da keza şu anda ciddi bir şekilde var. Mesela Irak'ta biz dünya... Orta Doğu'da. Orta Doğu, Irak'ta aynı şekilde biz o dediğiniz projeyi yaptık. Yani bir 6,5 ayda veya 7 ayda 1884 tane konutu 7 ay gibi bir sürede, kısa sürede bitirdik. Bunların hepsi bu, tek katlı. 2 katlı. 2 katlı. 4 daire üzerine ve 2 katlı olarak yaptık. Aynı şekilde daha yeni bir projemiz daha bitti. Kongo'da bitirdik. Orada da 900 tane ev yaptık mesela. O yani da 8 ay gibi kısa bir sürede yaptık. Ve böyle projeleri yapıyoruz biz yurt dışında. Ama tabii ki iç piyasada da şu anda yetişmek çok zor. Talep de var. Şu anda o konsepti yapmaya. Ama çoğunlukla döviz odaklı olduğumuz için cariye açığa ciddi katkımız olsun diye biz ihracata doğru yöneldik. Yani yönünüz o tarafa doğru. Tabii tabii. Aynen öyle. Peki tasarımlar noktasında standart bir tasarım mı var? Yani ben 2+1 ya da 3+1 ya da bir villa yaptıracağım size. Hı hı. Genelde villa tasarımlarınız ve konseptleriniz aynı mı? Şöyle söyleyeyim. Yoksa değişkenlik şöyle, arz edebiliyor mu? Ben geldim dedim ki hayır, çatısını böyle yapalım. Oturma odasını ben 30 metrekare istiyorum. Yani beni yönlendirmem fayda sağlıyor mu? Standart projelerimiz de var. Evet. 2018-2020 model diye biz 2 senede bir modellerimizi değiştiriyoruz. Ama tabii ki çoğunlukla bizim modeller hazır modeller olduğu için onlar da güzeldir. Ama müşterinin çok fazla tabii müdahale ki, ettirmiyor. Müşterinin tabii ki oturma kültürleri değişebiliyor, oda şekilleri değişebiliyor veya güneşin doğuşu, batışı konuma göre değişebiliyor. Ona göre de projelendirebiliyoruz. Yani proje ofislerimiz var. Bizim mesela hem Bursa'da, hem Ankara'da, hem Antalya'da, hem İstanbul, hem Avrupa ve Anadolu yakasında satış yerlerimiz var mesela. Müşteri ailesiyle gelir, projesini özel olarak çizdirir ve o projeye öyle göre üretim proje yapıyor. Proje ekibiniz var yani, tabii, mimarlarınız var. Her ofis şeyde, showroomlarımızda, satış ofislerimizde var. Çünkü hani bunun böyle bir standart olmamalı yani. Hani herkesin evi de aynı yok, olmaz değil mi? Değil. Yani dış rengine kadar değişiyor. Ha, renkler tabii değişiyor. Değişiyor. İçindeki dediğiniz gibi kullanıma göre de kiminin yatak odası küçük, kimininkisi büyük, kiminin salonu büyük, kiminin tabii, küçük. Tabii, aynen. İsteğe göre değişiyor. Değişiyor. Tabii tabii. Peki içeride teknolojiyi nasıl kullanıyorsunuz? Yani hani böyle akıllı bir ev modeli de söz konusu olabiliyor yani mu? Şu an tabii ki akıllı bir model olayı yoktur. Yani şu anda prefabrikte. Prefabrikte adı üzerine daha hızlı ve tabii ki pratik olduğu için bir yandan da ekonomik olması. Bundan dolayı şu anda akıllı olayı daha henüz geçmiyor. Ama ileriki zamanda bu projelerimiz arasında var. Yani mesela hatta şimdi aklıma geldi mesela. Hazır dayalı döşeli böyle hazır içine girip sadece vatandaş ceketiyle içeri girebileceği, özel eşyalarıyla içeri girebileceği konseptlerde olabilir, yapılabilir mi? İşte girdiniz, beyaz eşyası hazır, tabii. Televizyonu hazır, televizyon ünitesi hazır. Böyle A'dan Z'ye bütün her şeyini yapmışsınız. Bunlarda da acaba sizi böyle yani geliştiren faktörler? Tabii ki biz hep şöyle söyleyeyim. Yani teknoloji çok hızlı ilerliyor. Biz de teknolojiyi takip ediyoruz. Gündemi takip etmezsek zaten kendimizi de geliştiremiyoruz bir şirket olarak. Onun için biz de sizin dediğiniz gibi o akıllı konsepte doğru yönelmeye başladık. Ve ona doğru da biz geçişlerimiz olacak. Peki böyle inşaat sektörüyle ya birbirinizi rakip görüyor musunuz? Tabii ki şu anda inşaat sektörü bizi rakip olarak görüyor şu anda. Görüyor değil mi? Çok, hem de çok görüyor. Karşısında büyük bir rakip olarak görüyor. Esas şöyle söyleyeyim. İnşaat şu anda konut sektörü, inşaat konut diyelim ona. İnşaat konut sektörü yılda 1.200.000 konut yapılıyorsa Türkiye'de. Bizim prefabrik konutlarda 25-30.000. Yani biz rakibimiz değil ama onlar rakip olarak görüyorlar bizi. Ama siz yine de orada bir pastadan tabii, ciddi bir pay alıyorsunuz tabii, yani. Tabii bir pay alıyoruz. Şefim biraz
Mehmet Şef'imin şu anda neyi karıştırdığını, şu anda ne yaptığınızı biraz daha böyle izleyicimizde. Ayva dolmasının içine iç harcını karıştırıyor. Nasıl yapabiliyor mu şefim? Oluyor. Bademleri koydunuz, kıyma bademleri ve koydu, kıyma, soğan. Soğan. Şimdi fıstığını ve pirincini koyacağız. Piştikten sonra baharatlıklarını atıp dolduracağız. Tamam. Ayvalarımız da pişti. Konuğumuz o doldurma işlemi de gerçekleştirebilir mi? Yaparız tabii. Neden olmasın ya? Yani ben dediğim gibi hala altını çizerek söylüyorum. Mutlaka evde hanımefendi bir senden mutlaka bir ayva dolması isteyecek yani. Öyle yaparız düşünüyorum. Yaparız ya. Peki hep bu sektörde miydiniz Mehmet Bey? Yani şimdi başka bir hayaliniz var mıydı ya? Doğukan Bey şöyle söyleyeyim. Yani yoksa babanın bir dayatması oldu mu yani? Hani böyle bir mecburen böyle bir durum söz konusu olabiliyor mu? Şimdi şöyle söyleyeyim. Tabii ki işimize aşığız. İşimizi çok seviyoruz. Sevdiğimiz için de Rabbim bizim hep önümüzü açıyor. Onun için de kazandıkça da yeni yeni yatırımlara doğru yönelmeye başlıyoruz. Şu anda Karmot prefabrik olarak başladık. Sonra Karmot su deposu. İşte boya sektörüne girdik. İnşaat sektörüne girdik. Sonra Sudan'da şu anda 3 tane farklı yine iştirakçı firmamız, ortaklı firmamız. 3 tane farklı sektör. Plastik, PVC, pencere. Dolayısıyla başka meslekleri hayal etmediniz yani aslında. Ya, tabii ki her sektöre girebiliyoruz yani. Çünkü biz İslam'ı genişletmek için. Yani ben ülkemizi, Türkiye'mizi çok seviyorum. Çalışmayı seviyoruz biz. Onun için de çalıştıkça da önümüz açılıyor. İşte Rabbim rızasıyla. Biz ülkemizi nasıl döviz kazandırabiliriz? Nasıl daha fazla cari açığa destek olabiliriz? Onun üzerine her gün kafa yoruyoruz. Ve onun için de işlerimizde Rabbim hep muvaffakat sağlıyor. Peki ileride böyle çocuklarınızın da bu mesleği yapmasını mı istiyorsunuz? Tabii ki isterim. Yani Karmut'u yani onlara teslim ederken yani şimdiden mesela en büyük çocuğunuz kaç yaşında? 21 yaşında şu anda. Geliyor mu? Şu anda o da mimarlık okuyor. Mimarlık okuyor. Abimin oğlu da endüstri mühendisi okuyor. Yani sonuçta şirkete adapte olabilecek çocuklar yetiştirmeye çalışıyor. Tabii ki öncelikle kendi mesleği... İstiyorlar mı mesela? Ya şöyle, tabii ki ısındırmak, alıştırmak lazım çocuklara. Çocuklar tabii ki... Antrenman yapıyorlar mı gelip mesela? Ya tabii ki. Yaz dönemlerinde yapıyorlar. Ve şunu da söyleyeyim, çocukların ufku daha başka, daha farklı. Yeni yeni projeler üretebiliyor, yeni yeni fikirler veriyor. Aslında çocukları da dinlemek lazım. Tamam biz tecrübeliyiz ama onların fikirlerini de dinlemek lazım ve hayata da geçirmek lazım. Yani ben birkaç tane... Gençleri önemsiyorum diyorsunuz. Tabii çok yani. Çok önemsiyorum aşırı derecede. Böyle gençlerle de bazı platformlarda da buluşuyorsunuz tabii, galiba. Tabii buluşuyoruz. Yani tecrübe paylaşımlarımız oluyor. Neler söylüyorlar mesela? Daha çok neyi merak ediyorlar gençler sizde? Ya çocuklar tabii ki en merak ettiği şey bu kadar servete nasıl sahip oldunuz? Çalışarak diyoruz. Çalışmadan olmuyor bu işler. Tek merak ettikleri tabii, para değil mi? Tabii para. Ama ben çocuklara... Ya aslında oradaki başarıyı kulak arkasına atanlar da var. Yani evet. Sadece sonuç odaklı. Yani ben nasıl parayı bir an önce bulurum. Aynen o, şu anda o var yani. Değil mi? Gençlerimizde o var. Ama çalışmak lazım, azmetmek lazım. Ufku olması lazım, vizyonu olması lazım çocukların. Tamam, bir de ben işte tabii ki programın sonunda söyleyecektim bunu ama şimdi de söyleyebilirim. Yani şu andaki üniversitedeki okuyan çocuklar, arkadaşlarımızın diyelim, gençlerin diyelim. Yani burada tek dilde kalmasınlar. Mutlaka bir ikinci dil okusunlar. İngilizcenin dışında Arapça olabilir. İspanyolca şu anda eser dünyanın en çok konuşulan dili İspanyolca. Ve şu anda Güney Amerika doğru ciddi bir yani iş sektörü o tarafa doğru kayıyor. Şu anda orası nasıl söyleyeyim aç şey olarak, teknoloji olarak. Ya yani biz de firma olarak şu anda oralara mallar satıyoruz. Yani Panama'ya olsun, Uruguay olsun, Venezuela olsun. Orada da projeler. Peki siz gençlere nasıl bir iş imkanı sağlıyorsunuz? Ya gençlere şöyle söyleyeyim. Yani biz tabii ki alıyoruz arkadaşları, yetiştiriyoruz. Tabii ya daha çok mesela yani mimarlık mezunu mu? Yoksa... İnşaat mühendisi, makine mühendisi, mimarlar hepsinden de çalışıyor arkadaşlarımız var. Şu anda bizim sektörümüz. Dönem dönemde mutlaka yani çünkü 600'den tabii fazla bir istihdam var demiştiniz. Evet. Ya bu kadar özellikle pandemide de Allah hani yürü ya kulum dediği bir sektör şu anda. Evet. Dolayısıyla da var mı yeni yeni alımlar? Yani
bizi izleyen gençlerden size başvurulu tabii ki buradaki isteyenler... insan kaynaklarının CV'ler geliyor, değerlendiriyoruz. Tabii burada şunu da söyleyeyim Doğukan Bey, onu anlatıyorum. Yani üniversite okuyan arkadaşlarımızın çoğu, dediğim gibi ikinci bir dil mutlaka olması lazım. Evet, bunları yabancı da, dil. Tabii, olması lazım. Bir de bizim arkadaşlarımız, üniversite okuyan arkadaşlarımız okuduğu bölümün mutlaka programlarını öğrenmesi lazım. Örnek veriyorum mimar. Mimar ne öğrenecek? AutoCAD. Değil mi? İnşaat mühendisi SAP işte öğrenmesi lazım. Bu gibi programları da öğrenirse tamam mı? Elinde ikinci, üçüncü bir meslek olmuş olur. Veya şirketler daha hızlı, daha çabuk alabiliyor. Tamam mı? Ben mesela geçen bir inşaat mühendisi lazımdı iki tane. Ya 120 tane CV geldi. Bakıyorum 120 CV'den iki tanesini alabilirim. Ya çoğu arkadaşlar boş. Yanlış anlamayın ama. Ya bir tane program öğrenin arkadaşlar. İnşaat mühendisi yani CV'lerine baktınız ama evet, sizin aradığınız kriterlerde iki kişi mi i̇ki vardı? İki kişi olabilir. Düşün yani bu yani böyle bir eksiklik var. Onun için burada da programda peki, doğru yönlendirilmiyorlar mı acaba? Yani ya, tabii ki burada işte bizim gibi tecrübeli iş insanlarından destek almaları lazım. Yani sanayi üniversite işbirliği diyoruz ya biz. Evet. Tamam, bizim sanayi üniversiteyle beraber hareket etmesi lazım. Ne gibi ihtiyaçları var? Öğrencilere burada tecrübe paylaşımı yaparak öğrencileri bilinçlendirmesi lazım. İş adamları. Peki bir de şu soruyu soracağım. Yani Türkiye'nin her yerinden size kolayca sadece online sistemle mi ulaşabiliyorlar? Yoksa bu az önce 5-6 tane irtibat büromuz var demiştiniz. Evet, şu satış şubeleriniz var. Peki bu Anadolu'da da var mı? Yani işte atıyorum... Bir Erzurum'da, bir Trabzon'da, ya bir Güneydoğu'da. Oralarda yok. Telefon ederek şube, en yakın şubemize davet ediyoruz orada. Yani yine hani o yüz yüze görüşmeleri bir şekilde gerçekleştiriyorsunuz. Ya, yani. Ya bakıyorsun işte biz Anadolu yakasındayız, Tuzla'dayız. İşte Sabiha Gökçen'e indirebiliyoruz. Oradan kendi özel arabamızı. Fabrikanız alıp... nerede efendim şu an? Tuzla Tepeören'de bizim fabrikamız. Tuzla'da. Evet. Tuzla Tepeören'de. Evet, harç... Harç hazırlanıyor, evet. Evet, hazır gibi gözüküyor. Hazır gibi gözüküyor. Birazdan doldurmasını yapacağız. Şefim mis gibi kokuyor ya. Şunu da rica etsem katabilir misiniz? Tabii, bir taraftan da... Bir şefim... taraftan da tatlıları yapmaya başladım ben. Çok güzel. Ne yapıyorsunuz? Biraz sizi dinleyelim. Kayısıları şerbetle haşladım. Çok güzel. Ondan sonra ikiye bölüp içine ceviz ve kaymak koydum. Tekrar şerbete bulayıp Antep fıstığına buladım. Tatlımız bu şekilde. Aslında onun bir çok fırınlık bir işlemi yok. Yok. Ayva dolmasını fırına atacağız. Ayva dolmasını fırına atacağız. Peki orada şeyi çok merak ediyorum. Yani içinde kıymayla o atıyorum taze badem, soyulmuş badem var. Kuş fıstık üzümü var. Kuş fıstık üzümü var. Pirinç var. Pirinç haşlanmış var. Pirinç var. Bunları böyle harmanladığımızda nasıl bir lezzet oluyor aslında ya? Ben... Tatlı, tuzlu, mayhoş bir tadı oluyor gerçekten. Yani ayvanın da tadı var. Üzerine bir de pekmez gezdireceğiz. Bir de bu pekmezli evet, olacak öyle biraz mi? Biraz tatlı bir yemek oluyor. Şunu aslında bir ana yemek yani bu. Evet. Bunu da atıyor mu içine? Evet. Tamam. Çok merak ettim. Nasıl, kim bulmuş, kim icat etmiş şefim? Var mı öyle bir bilgi? Yani yöre olarak herhangi bir yöresi yok. Ama Osmanlı mutfağına dayanıyor, saray mutfağından gelme. 16. yüzyıldan beri hala günümüzde yapılan yemektir. 16. yüzyıldan evet, günümüze gelen bir lezzet vallahi. Hiç daha önce yeme imkanınız oldu İlk mu? İlk defa yiyeceğim. İlk defa değil mi? İlk defa yiyeceğim. Evet. Biz de aslen Nevşehirliyiz. Bizim tabii ki Nevşehir Doğala köylüyüz. Bizim Doğala da, köyünde de Doğala köyü şenlikleri olur böyle. Şenliklerde de tabii ki bizde şepe derler ama tabii ki İstanbul'da gözleme derler. Gözleme. Evet. Şepe şenlikleri olur bizim köyün ondan sonra. Tabii köyün hanımları o yarışmaya girerler. Tabii ki sonunda mükafat vardır tabii ki. Bu mükafatın sonunda birinciye çeyrek, ikinciye sürpriz hediyeler veriyorlar. Böyle güzel köyümüzün adetleri var. Her sene mesela giderim ben o köy şenliklerine. Tabii geçen sene pandemiden dolayı olmadı. Hani burada şimdi ben sizi kamerayla baş başa bırakmak istiyorum biraz Jimmy'yle. Son bölümümüzdeyiz çünkü. Yani böyle kameraya bakarak, Jimmy operatörümüze bakarak, evet, gençlerimize böyle birkaç cümleyle, gerçi son 10 dakikadan biraz da gençlere yönelik bir şeyler söylüyoruz ama daha net, daha böyle kısa cümlelerle
gençlerle sizi buluşturmak evet. istiyorum. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Yani her zaman araştırmacı ve vizyonunuz, ufkunuz devamlı geniş olsun. Her zaman yurt araştırmacı olun. Yeni yeni teknolojileri her zaman Türkiye'mize, ülkemize getirmeye çalışın. Çünkü ülkemiz her geçen gün gelişen, teknolojik olarak büyüyen bir ülke olduğu için tavsiyem araştırmacı ve geliştirmeci olursanız arkasından da işinizi de sevdiğiniz zaman başarı da gelir diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Evet, biz de size çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok hem enerjiniz, böyle pozitifliğiniz ve bizim de ilk defa böyle bir sektörle buluşturduğunuz, aynı zamanda bizi de bilgilendirmiş olduğunuz, ülkemizde çok böyle bilinmeyen bir sektör, yeni yeni kendini keşfeden bir sektör. İnşallah bunun öncülerindensiniz. İnşallah. Sizden sonra da hem gerek çocuklarınızla ve sonraki nesillerde belki de daha modern yapıların, daha sektörü daha çok böyle teknolojiyle buluşturan gençlere emanet edeceksiniz İnşallah. Diye düşünüyorum yani. İnşallah. Sağ olun. Evet, teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Efendim şimdi programımızın bu ikinci bölümü de sona erdi. Patron Mutfaklı programı bu az önce de aslında hem Mehmet Bey'in hem de benim de belki ilk defa yiyeceğimiz. Şefim sen daha önce yemişsindir muhtemelen. Evet. Ben çok merak ediyorum efendim ayva dolmasının lezzetini. Birazdan tekrar birlikte olacağız. Patron Mutfak'ta programında final bölümündeyiz. Sevgili izleyiciler, değerli konuklar, TVNET ekranlarında güzel bir hafta sonu olur inşallah. Ben de ilk defa ayva dolması yiyeceğim. Yani dürüst olmak lazım. Evet, kayısı tatlısı yedim ama ayva dolmasını ilk defa yiyeceğim. Muhteşem bir görüntü var. Üstüne şefim pekmez döktünüz herhalde değil evet. mi? Çok lezzetli, tatlıyla... ekşinin bir arada böyle harmanlandığı bir şey, bir lezzet olacak. Çok merak ediyorum. Yiyelim mi? Evet, tabii beraber yiyelim. İkisi bir arada. Evet. Bismillah. Şimdi şöyle şapkasını şöyle çıkarttık. Bu böyle içi dağılacak şefim değil mi? Evet. Yapacak bir şey yok yani. Mükemmel olmuş. Ayrı bir tat olmuş. İkisi bir arada. Elinize sağlık. Beğendiniz mi? Çok güzel olmuş ya. Teşekkür ederim. Hmm. O zaman ben tatlıya geçiş yapalım. Mehmet Bey buyurun tatlıdan da yiyip programı bitirelim. Zaten her zaman kullanılabilir. Çok hafif, çok kolay yapılacak, pratik. Böyle bir anda misafir baskınına uğradığınızda evdeki hanımlar hemen yapabilecekleri bir tatlı. Evet. Aynı zamanda da besin oranı yüksek. Değil mi efendim? Aynen öyle. Çok güzel. Çok teşekkür ediyoruz. Programımıza katıldınız, renk verdiniz.
bizleri onurlandırdınız. Şefim çok teşekkür ediyorum. Emeğinize sağlık inşallah. Siz tadına bakacak mısınız bu arada? Birazdan ben de bakacağım. Birazdan bakacaksınız. Efendim, yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Haftaya yepyeni bir başarı hikayesinde buluşmak ümidiyle. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet. Bir Evdema markası olan Soprano Mutfak, Doğukan Erdem Kutlu ile Patron Mutfak'tayı sundu.